Abdülkadir Yamani, selamünaleyküm efendim. Tecdid-i biyatta diyoruz, ruhu mübareklerine halinden haberdar eyle. Efendimiz sahabe okunan salavatlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okunan salavatlar ile haberdar olduğu müjdesini hadislerde okumuşuz. Risale-i Nur dairesinin sahipleri, ruhu mübarekler bizden nasıl haberdar oluyor? Aynen o sırla. Aynen o sırla. Şeyde bir ara bu Risale-i Nur dairesinde bir adını ne korsan koy ama insanlık diyemeyeceğim bir rüzgarlar esti. Bütün Risale-i Nur dairesini hizaya getirip bir partinin bendesi haline getirmek, o partinin hizmetkarı yapmak, doğrudan doğruya o parti hesabına çalıştırmak gibi bir hastalık. Kendilerinde o kadar haklılık gördüler ki yani ne Hulusi Bey tanıdılar, ne Feyzi Efendi tanıdılar, ne onları, hepsini bende edip onunla çalıştıracaklar. Öyle o kadar bir şey. Yani tabii o zatlar kendi hizmetlerine baktılar. O sırada ben Sultan Feyzi Hazretleri'ni ziyarete gitmiştim bir seferinde. Çok hiddetli gördüm. Yani bütün gitmelerimde 3-5 defa hiddetli gördüysem o hiddetli anlarından birisini gördüm. Aynen şu tabiri kullandı. Onlar bizi gözü açılmadık köpek eniği mi zannediyorlar? Onlar bizi gözü açılmadık köpek eniği mi zannediyorlar? Eğer bu dairenin sahibi gözü açık birisi değilse, gözü açılmamış köpek eniği gibiyse, Abdülkadir kardeşimin bir derece endişe etmeye hakkı var. Ama bu veraset-i nübüvvet sırrıyla kıyamete kadar bütün ümmeti Muhammed'in irşadına görevli bir harekettir. Bu hareketin başındaki manevi bildiğimiz zat aynen Resulullah'ın muvaffak o verdiği, Resulullah'a verilen o sır gereğince cemaatin her bir ferdinin halinden haberdar olur. Risale-i Nur'u şahs-ı manevisinin bir mesele öyle bir zattır. Bunda şüphe yoktur yani. Risale-i Nur dairesi sahipleri, ruh mübarekler bizden nasıl haberdar oluyor? Öyle haberdar oluyor. Sen her nasıl ki Risale-i Nur'u eline aldın, onlar seninle beraber ders halkasındadır. Bunda hiç endişe yeri yok. Bazılarının kısmen laubali olabilecek kıyafetlerle böyle Risale-i Nur dersinde oturmaları, gelmeleri, gitmeleri, ders yapmalarını birçoklarını ikaz etmişim. Senin ders yaptığın yerde Hazreti Bediüzzaman var, Gavs-ı Geylani var, Zeynül Abidin var. Yani bizim silsilemiz derslerimizde her zaman bulunurlar. Onun için endişe yeri yok Abdülkadir kardeşim. Sen rabıtanı yap, onlar seni görürler ve rabıtanı kabul ederler.